Nobel Anlaşma Konferansı'na gitmesi için Hauser'e yurt dışı çıkış izni vermedik. Ne kadın. Ta oralardan buraya yetişiyor. İnsan ortaya çıkacağını bile bile nasıl böyle bir yalan söyler? Ben Adnan Bey'in yerinde olsam bunun hesabını sorarım ondan. İyi, çok iyi. İnsanların duygularıyla oynamaya hakkı yok. Adam ne büyük bir hayal kırıklığı yaşadı kim bilir. Bunu unutma. Annen ne dedi sana telefonda? Nasıl açıkladı oyununu? Bir şey söylemek istemiyormuş artık. Bihter için ne hali varsa görsün dedi. Bir yerde amacına ulaştı. Eskiden sadece iki şeyden... Buzları eritti ama yöntemi kötü. Nasıl gerildim bugün. Omuzlarım kas kat oldu. Albert'in ölümünden... Biraz o var mısın? Gel. Sadece seni kaybetmekten korkuyorum. Ama bu akşam korkmana gerek yok. Sadece birkaç saatliğine dışarı çıkıyorum. Kim bu şimdi? Annemdir belki. Bir sınıf arkadaşımla buluşacağım. Bugün gelmiş. Annem. Ne demek istiyorsun? Merhaba canım. Biliyorum. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. Hastaneden mi geliyorsunuz? Evet. Bütün gün orada mıydın sen? Ona ihtiyacın yok. Evet. Ona gerçekten ihtiyacın yok. Bırakamadım. Ayrılamadım yanından. O kadar savunmasız, o kadar yalnızdı ki. Bırakamadım. Aldığın ilaçları da... Sanatına ne kadar az... Durumu nasıl? İyi. En azından bana göre. Ziyagillerin dava dilekçesindeki iddiaları inceledim. Sıkı hazırlanmışlar. Ne o? Gözün mü korktu? Ne münasebe. İyi çalışmışlar demek istedim. Tabii biz de ona göre savunmamızı yapacağız. Ama elimiz onlara oranla çok zayıf. Sait'in söyleyecekleri çok önemli. Bir lafıyla yakabilir bizi. Sen bu konuda hiç açma ağzını, hiç. Güvenilir adam diye sen sardın o belayı başıma. O çocuğa dikkat etmek lazım. Ne yapacağı belli olmaz. Cahil cesareti var onda. Ben onun cesaretini kırdım, merak etmeyin. Kafası biraz çalışıyorsa çenesini tutacaktır. Benim olay nasıl yankı buldu basında? Aynur'un polise ifade verdiğinde emniyet önünde sıkıştırdılar biraz. Ama detaylar hakkında bir bilgi sızdırılmadı basına. Kaza geçirdiğinizi yazdılar. Bilemiyorum, hemen arkasından boşanma davanız görülünce bir bağlantı kurup yeniden kurcalayabilirler. Boşanma davası görülmeyecek bu durumda. Öyle mi? Çok sevindim. Aynur Hanım'ın bana direnecek gücü yok. Karşımda değil, arkamda yer alacak. Bu da Ziyagiller davasında yalnız kalmayacağım demektir. Şu talihsiz olay bile beni yıkamadı, görüyorsunuz. Üstelik daha da güçlenmiş olarak kalkacağım ayağa. Artık daha güçlü, daha hırslı bir Hilmi Önal bulacaklar karşılarında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.